bir sanki zan ülkesinde gibiyiz. Kimsenin kimseye saygısının olmadığı, kaosun hakim sürdüğü, güçlü olanın ayakta kaldığı, küfürlerin havada uçuştuğu, ortalama zekanın ki strateji oyunu oynuyorsak, zekanın çok önemli olduğu ama Türkiye sorumunda bu zekayı da görmediğimiz için tabii ki de sen her zaman plat ve zümrütte ya da demirde takılacaksın. Çünkü çok çocuğu var bu oyunda. Çok yavşak var, çok kendini bilmiş var, çok ukala var, çok beyinsiz var. Bir de velet yosoğlarımız var. İnsanı çileden çıkaran, kanser eden oyuncular var yani kısaca. Ama benim abonelerim ortalama zekanın üstünde. Böyle olması da beni mutlu ediyor. Bu bir vurdulu kırdılı, kuru açmalı bir oyun değil. Bu bir satranç oyunu. Bu bir gameplay değil. Bu size taktiksel zekanın bir Everest'i, bir zirvesi. Yani abonelerim çok zeki. Piltover'lı, zanlı değil. O an. Birinci bölüm. Hani bazı anlar vardır. Bir fikirle, bir hareketle her şeyi değiştirebilirsin. İşte bu videoda bununla ilgili. Ben takımımı ejdere çağırırken, karşı takım vadiyi çekerek resmen bize şah çekti. Mesajları şuydu. Hani diyorum ya strateji oyunu bu. Siz vadiyle uğraşın. Vadiyle yıpranın. Biz o sırada ejderi alacağız. Mükemmel bir taktik öyle değil mi? Madem onlar bize şah çekiyor, biz şahtan kurtulmayı biliriz. Bu sefer biz onlara şah çekeceğiz ve mat edeceğiz. Aramızda bu fikre karşı çıkanlar oldu, itiraz edenler de oldu ama sonunda topluca baron yapmayı en doğru seçenek olarak gördük. Vadiyle uğraşmayacaktık. Şah ve mat. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.